rahmetli yedisine giderken yolda tesadüf oradan geçiyor. Geçerken kurşunlara hedef oluyor. Ok metro... Bilal. Allah'ım böyle bir acı yok ya, böyle bir acı yok. Böyle bir acı yokmuş ile. Anneler çekmişsin, sen neler çekmişsin. Dedim annemle hep ne yıkadım da dedim Şile'nin annesine yıkadım mı? Annem de gitti. Annem de gitti. Birbirimizi teselli edeceksiniz. Benim annem yaşlanacak. Ben ona bakacaktım. Bu acıyı daha en iyisi anlarsınız. Benim gencecikti. Benim annem hiçbir şey yoktu. Anne. İyi insanlar erken gidiyorlar. Aynen. İyi insanlar erken aynen gidiyorlar. Hayatta kalanlar hep kötüler. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Dostlar sağ olsun. Nereye gidiyorum? Mevlüt'e mi gidiyormuş akrabası? Efendim? Mevlüt'e mi gidiyormuş akrabası? Evet, Mevlüt'e gidiyordu. Adiyenin önünden geçerken işte hain saldırıya kurban, şehit oldu annemiz. Daha acısı kalbimizde daha bir gün geçti arada. Kaç yaşındaydı? 50 yaşındaydı. Benim annem daha 50 yaşındaydı. 50 yaşında vardı işte. Nasıl yaşayacağız biz bu acıyla ya? Anne neden bıraktın? Eşim, valimiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Valimiz gelmiş bak. Annemi neden kurtaramadınız annemi? Canım annemi. Melek annemin ne suçu vardı benim annem? Canım anne. Annem içeride melek gibi yatıyor. Yatıyor içeride. Beni bırakamazsın sen ya. Hadi ben sana sıçalım. Uyuyamaz Hakk'a yürüyen, hak ile hak olmuş, hakkın rahmetine kavuşmuş, Gül Fransa'nın arkadaşlarımızın cenaze nikahı yapacağız. Sizlerden rica ediyorum, cep telefonlarını ses salalım ve kapatalım lütfen. Erken sırasında çalmasın. Hakk'a yürüyen Gül Fransa'nımızdan razı mısınız? Razıyız. Dünya ve komşuluk haklarınızı helal eder misiniz? Razı. Helal eder misiniz? Helal olsun. Hazret ve kütür için bizi helal eder misiniz? Razı. Kulluktan razıysa Hak da cennet cümlemizden razı olsun. Kullerimizi hissetmek için sağ ellerimizi gönül kağıdımıza koyacağız. Yani kalbimizi üzerine. Hakkını mı ki şimiyetine? Allah yücedir. Allah'ım sana inanır iman ederiz ki senden başka ilahın yoktur. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak O'dur hesap soracak. Canımız bizlerden ayrıldı. 12 imamın katarından, diderinden ayrılıyor. Gerçi büyük bir ya Allah. Dışarıya şu dış kapıyı, Muzaffer Bey şey abi, kamera abi aldı dışarıya. Kameraya yaptı mı diyor? Var mı kamerada? Bir şey kızla ilgilenelim. Sağlık ekibi yetişecek. Kocayı biraz açalım. Ya çabuk kalın mı geldi? Sıkar. Bakalım. Bir de.
Kaldır. Ya Allah. Ben altındaki arabayı alayım önce. Çık arabayı, tamam. Çek. Çek. Benim köylüm hem de akrabamdır. Dün sabah kahvaltından sonra akrabasının teyzesinin 40'ı için mevlüt okutmak için çağlayana gidiyor. Metrobüsten inerken kendini işte 11.30 civarında olayın içinde buluyor ve yaralanıyor. Haber nasıl geldi efendim ailesine? Haber yetkililer ulaştı, arkadaşlarımıza ulaştı ama inanamadık işte yani kader alın yazısı yani çekti götürdü. Ya 10 dakika geç gitse veya 1 dakika geç gitse belki de olmayacaktı. Yani ailesini ve bizleri çok üzüldük. Çok bu insan hayvanları seven, dostluğu seven ve yardımlaşmayı seven. Ve her sosyal faaliyeti de koşup gidebilen, örneğin buradan kalkıp ta Çağlayan'a teyzesinin 40 yemeğine gidip mevlütüne katılmak için işte giderken yolda iniyor metrobüsten, sonra kendini olayın içinde buluyor. Dün Çağlayan Adliyemize hain bir saldırı girişiminde bulunuyoruz. Bu saldırı neticesinde yaralanan 7 vatandaşımızdan bir tanesi vefat etmişti biliyorsunuz. Bugün de Bağcılar Cenevi'nde onun cenaze törenine katıldık. Başsavcımızla, kaymakamımızla, belediye başkanımızla, cenevi başkanımızla ve vatandaşlarımızla birlikte. Allah rahmetiyle muamele etsin. Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepinizin başsağlığı olsun. Diğer yaralı 6 vatandaşımızdan 2 tanesi dün taburcu olmuştu. İkisi polis olmak üzere. Diğer 2 vatandaşımızın da tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumları iyi. Ben tekrardan başsavcımızın nezdinde bütün adliye camiamıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın. Hepimizin başsağlığı. Onlarla ilgili süreç devam ediyor. Adliyemiz bu konuyu bundan sonraki süreçte takip ediyor. Terörle mücadele biliyorsunuz uzun bir süreç. Önceki dönemlerde olduğu gibi şimdi de bundan sonra da inşallah bu devam edecek. Burada biraz sabırla beklememiz gerekiyor. Sadece sabırla. Evet, hepimizin başsağlığı. Thank you.